Ertuğrul, bu akşam Hanlı Pazar'da Cenk Toy'u toplayacak. Karacahisar Kalesi'ne gaza etmek ister. Bütün Oğuz beylerine vazife verecek. Beni de çağırdı. Seni niye çağırır ki baba? Turgut, Cenk'e gideceği için aklı sıra beni obada yalnız koymayacak. Ben de ona itaat etmiş gibi görüneceğim. Sen de hazır olup emir verdiğimde obayı basacaksın. Bunlar 10 kantar taş fırlatma kuvvetindedir. Karacahisar surlarında gedik açmakla kalmaz, Allah'ın izniyle tuzla buz eder. Buyurasın Ertuğrul Bey. Bunları tetkik etmen için sana getirdim. Buyruk verirsen alplerimle birlikte bu mancınıkları hemen yapmaya başlarım. Kefereler, bizden böyle bir şey beklemezler. Lakin bir sabah uyandıklarında bu canavar gibi mancınıkları görünce dehşete kapılacaklardır. Tekfur Ares, Ertuğrul tarafından kuşatılmışken altınları mı aklına geldi? Bilsin ki altınları onu kurtaramaz. Altınlar onun umrunda mı sanıyorsun Bahadır Bey? O sadece kendine sağlam müttefikler arar. Devletime ihanet etmeyeceğimi bilmez mi? Ares senden sultanına ihanet etmeni istemiyor. Ama sen de o da aynı şeyi istiyorsunuz. Ha. Ertuğrul'un kellesi mi? Zeki adamsın Bahadır Bey. Ertuğrul sulhu bozdu. Sulh bozulunca ticaret de bitti. Altınlar da suyunu çekti. Ares senin uç beyliğinde, sulhünde, ticaretinde gelişip büyüyeceğini söyler. Ertuğrul öldüğünde sadece Tekfur Ares değil, Emir Saadettin de seninle ittifak edecektir. Sen yeter ki beyliğine demir yumruğunla hükmedesin. Ares bilsin ki benim demir yumruğum sadece obama değil, Ertuğrul'un hadsiz başına da inecektir. Herkes! Elindeki işi dediğim gibi yapacak. Her mancınık 10 alpin çekeceği kadar kuvvetli olacak. Vaktinde bitmezse vazife eksik yapılmış sayar, ona göre muamele ederim bilesiniz. Edersiniz. Haydi iş başına. Emin. Ben şuradaki alplere de bir bakayım Samsa. Ben de seninle geleyim Bahadır Bey. Beraber bakalım. Hey gel bakalım.
Ertuğrul'a vuracağımız bu darbe daha savaşın başındayken onu sarsacaktır Titan. Bir sorun çıkmadan halledeceğini umuyorum. Yarın mancınıklar kale önüne gelip başımıza taş yağdırmadan evvel hepsi yanıp kül olacak. Ertuğrul bu savaşta ilk darbeyi yiyecek, hiç merak etme. Peki ya Bahadır Bey? O ne zaman harekete geçecek? Ben mancınıkları yakıp Ertuğrul'un alplerini gebertirken o da Çavdar Otağı'na saldırıp beyliğine kurulacak. Güzel. Ne yapıp edip buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Allah'ın izniyle Konstantiniyye'nin surlarını deler geçeriz emelallah. Emelallah! Değil mi Bahadır Bey? Geçeriz ya, geçeriz. Lakin önce bu kaleyi geçebilecek miyiz bir bakalım ha? Şüphe mi vardır Bahadır Bey? Söz verdik. Ona göre. Dumanlar mancınıkların olduğu yerden yükselir beyim. Tez varalım, tez varalım. Ya! Ya! Hadi! Hadi! Beyliğin daim olsun Bahadır Bey. Thank you.
Hayırlı olsun beyim. Hayırlı olsun beyim. Allah daim eylesin beyim. Düşmandan daha zalim ihanet. Sana bu toprakları dar edeceğim. Şehitleri ateşlerden uzaklaştırın!
Haydi, haydi ateşleri söndürün! Haydi ateş! Yazar, Bahadır'ı bulun bana. Buyruk senindir beyim. Samsa. Samsa. Burada da bir şehit var. Kardeşim. Samsa. Samsa. Samsa benim yiğit kardeşim. Samsa. Kardeşim nasıl ettiler size bunu? Kahveler nasıl ettiler size bunu? Senin kanının hesabını sormadan size kabrinizde, bize bu topraklarda rahat yoktur Samsa. Andolsun soracağım. Andolsun. Suçsuzlar. Büyük kıyım yapmışlar beni. Şehitlerin hepsini topladık beyim. Şehitlerimizi obaya götürmek için hazırlayın. Bahadır da bulun. Bahadır Bey yoktur beyim. Onun ölüsünü bulamadık. Ne demek bulamadık ya Azalp? İyice baktınız mı şehitlerin arasına? Baktık beyim, yoktur. Hamzalp. Burada kimler vazifelidir bellidir. Tez vakitte şehitlerimizin kim oldukları tespit edilsin. İçlerinde yalnız Bahadır mı yoktur bana bildiresin. Hemen olur ya. Hemen olur. Çabuk ol, çabuk. Buradan çıkmanın ve Ertuğrul Bey'e ulaşmanın başka bir yolunu bulmalıyım.
Beyim. Burada vazifeli bütün altlar şehit olmuştur. Bir tek Bahadır yoktur. Bunları yapan kefereler Bahadır'ı esir almış olmasın? Bunca Alp'i öldüren soysuzlar Bahadır'ı niye esir alsınlar Bamsı? Akıllarınca bize gözdağı verenler hayli hayli Bahadır'ı da öldürürlerdi. Bahadır ne ölmüştür, ne de esir alınmıştır. Bu kadar şehidimiz varken, mancınıklar yakılmışken belli ki kaçıp gitmiştir. Hain köpek. Bir de cengaverliğiyle övünürdü. Cenk meydanından kaçıp gitmiş midir korkaklar gibi? Korkaklığından mı kaçmış? Yoksa ihanetinden mi kaçmış? Onu öğreneceğiz Bamsı. Turgut, tez obaya varasın. Belli ki Bahadır obaya gitmiştir. Onu tez bulup bana getiresin. Bunca Alp'in burada dövüşüp şehit olurken obaya kaçıp gitmek neymiş bana hesabını verecek. Bahadır'la Ares de oyun etmiş olabilirler. Yolda telkinli olasın. Buyruk senin beyim. Hadi. Biz de şehitlerimizi obaya götürelim. İlk günden mancınıkların yandığını, şehidimiz olduğunu görünce ahali yeyse kapılabilir. Ben de orada olayım ki ahali yeyse kapılmasın. Dirayeti artsın. Cengin yeni başladığını, kaybetmediğimizi bilsinler. Eyvallah beyim, eyvallah. Yağız Alp, tez beylere haber salasın. Herkes olduğu yerde kalacak. Günkut, Dumrul, Abdurrahman, mesul oldukları harplerin başlarına birini yerleştirip tez vakitte obaya dönsünler. Buyruk senindir beyim. Beyim, mancınıklar sayesinde kaleyi kısa vakitte fethedecektik. Alplar da ona göre tertip edildiydi. Mancınıklar yandı. Şimdi ne edeceğiz beyim? Yine tanzim ve tertibi bozmayacağız Bamsı. Canımızı dişimize takacağız. Yeni mancınıklar yapacağız. Eyvallah beyim, eyvallah. Onlar da bizi yıldıramadıklarını görecekler. Haydi yiğitler, dikkatli olun. Titan yine başardı efendim. Mancınıklar yandı, kül oldu. Ertuğrul'un alpleri de öldü. Titan tek başına bir ordudur Kostas. Bunu bir kez daha ispatladı. Ertuğrul bu yenilginin altından kolay kalkamayacaktır. Türk obalarının gözündeki itibarını yerle bir ettim. Şimdi ardı ardına ona büyük yenilgiler yaşatacağım. Ona nefes bile aldırmayacağım. Divide et impera. Böl ve yönet. Ertuğrul öfkeden çılgına dönmüştür. Şimdi bu öfkeyle surlara saldıracaktır. Eğer böyle bir ahmaklık yaparsa kendi sonunu getirecektir. O kadar emin olma Kostas. Ertuğrul öfkesine kapılıp alpleri surlara sürecek kadar ahmak değildir. Ölen alplerinin yasını tutup bu işten bir çıkış arayacaktır. Bu sırada biz ona ölümcül darbeyi vuracağız. Nasıl olacak bu efendim? Bahadır Bey, şimdiye Çağdar obasını basmıştır. Artık onu kullanmanın vakti geldi. Ne yapacaksınız efendim? Bahadır'ı kullanarak Ertuğrul'u tuzağa çekeceğim Kostas. Bana Çağdar obasına gidecek cesur bir asker bul. Gizli geçitten geçip Bahadır Bey'e mektubumu götürsün.
Çavdarları bir kılan, gücümüze güç katan Bahadır Bey. Beyliğin kutlu, yolun açık olsun. Ben Karaçavlıoğlu Bahadır Bey. Musaf'a, sancağı ve pusadıma andolsun. Dinimin ve soyumun töresinden, ağabeyim Candar'ın yolundan dönersem, Kur'an hakkı ve sancak şerefi için zalı kılıcıma doğranayım. Çavdarları bir kılıp obamızı mamur ve ihya edeceğime, ağabeyim Candar'ın yolundan dönmeyeceğime yemin ederim. Aslan Hatun'u içeri alın. Bahadır Bey'e itaat et, Aslan Hatun. Ona bir kez itaat etmektense bin kere ölürüm. Hepiniz korkaksınız. Cenk vakti devletinizi uç beyine ihanet ettiniz. Beylerimin, alplerimin canına kastettiniz. Belanızı bulacaksınız. Sana son bir hak verdim Aslan. Kıymetini iyi belli etsin. Yoksa erin Turgut senin inadın yüzünden ölüp gidecek. Bana itaat et ki ikinizin yaşamasına da izin vereyim. Sen de. Kanlı otağda bulunan beylerin de hakkınızı çoktan bitirdiniz Bahadır Bey. Beylerimin, alplerimin kanı üzerine toy kurmanın, beylik taslamanın bedelini kanınızla ödeyeceksiniz. Ertuğrul Bey'im, er geç yaptıklarınızın bedelini ödetecek size. Höst! Höst biredensiz! Hala Ertuğrul'u kendine kalkan edip bana ahkam kesersin. Kendi öz babanın ölmesine sebep olan, ağabeyin Ural'ın kanına giren Ertuğrul değil mi? Hala utanmadan Ertuğrul'un kuyruğuna takılıp gitmek istersin ha? Kuyruğunuzu kıstırıp af dilemeye bile vaktiniz olmadan kardeş kanıyla kirlettiğiniz bu otağda geberip gideceksiniz. Yeter be yeter! Hadsiz kadın! Belanı mı istersin? O vakit erin Turgut Alp'le birlikte kendi çukurunuzu doldurursunuz gayrı. Cehennemde yanasınız. Beyim. Beyim. Ertuğrul Bey'in alpleri muhasara sırasında saldırıya uğramışlar. Bütün mancınıklar yanmış, bütün alpleri öldürmüşler.
Ahmak. Ahmak. Daha başlamadan savaşı kaybetti. Değil, kaleyi almak. Savaşmaya mecal bile bulamayacak. O kadar emek verip yaptığım mancınıkları koruyamadı. Kendi alplerini hain bir pusuda telef etti. Bir de uç bey olacak. Seni ayağımın tozu yapacağım Ertuğrul. İşte gördün aslan. Sırtını yasladım. Obamızı kucağına attın Ertuğrul'u gördün. Kendi alplerini tuzağa düşüren köle tüccarına esir olan Ertuğrul, şimdi de Ares'in askerlerine av oldu. Nice şerden hayır çıkaran Rabbim. Ne eylerse güzel eyler. Sen Allah'ın takdirini bilmediğin gibi Ertuğrul Bey'imin gazabını da bilmezsin Bahadır Bey. Er geç belanı bulacaksın. Yerine saldırmışlar Halime. Biz vardığımızda hepsi şehit olmuştu. Mancınıklar da yakmışlar. Aman yarabbim. Zalim soysuzlar. Evlatlarım. Yiğit yavrularım. Allah makamınızı yüce eylesin. Oy kuzum benim kuzum. Kayının fedakar anaları, yiğit beyleri. Bilirim. Evlatlarınızı, beylerinizi şehadete uğurlamak yüreğinizi yakar. Onlar Allah yolunda şehadete koşarak gittiler. Yüce Allah buyurur ki, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Şehitlerimizin ruhu bize manevi kuvvet verecektir. Şehitlerimizin her damla kanı bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır. Düşmanlarımız tuzak kurarak, pusu atarak bizi durdurmak ister. Lakin biz yatağından taşmış, coşkun bir sel gibi onların üzerlerine akacağız. Bu vaziyet sakın sizi yeyse düşürmesin. Yeter ki devletimiz payidar kalsın, sancağımız yere düşmesin. Hepimiz cenge gitmeye amadeyiz. Allah'ım bu davası için bir evladımı şehit verdim. Geriye kalan üç evladımın üçünü de vermeye hazırım beyim. Eyvallah. Allah sizden razı olsun. Amin. Artık Bey benimle gelesin. Thank you.
Bu nöbetçi atlar da kim? Bizim nöbetçi atlardan değildirler. Hayırdır inşallah. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Senin ne işin var burada? Beyinizin zorbalığıyla çöktüğünüz otağı babamla geri aldım. Gayrı ne beyni ne de Aslan Hatun'un hükmü kalmamıştır. Aslan Hatun nerede? Hak ettiği yerde. Yakalayın. Götürün bunu. Turgut. Aslan. Şerefsizler. Beyim, Aras'ın askerleri nasıl mancınık yerine kadar gelmişlerdir? Nasıl olmuş da kimsenin gözü görmemiş? Öğreneceğiz artık bey. Kale kapılarında vazifelendirdiğim alpler geldikleri vakit onları sorguya çekeceğim. O vakit öğreneceğiz nasıl geldiklerini. Beyim, bu Bahadır bir oyun etmiş olmasın? Turgut Alp'i gönderdim. Tutup onu bana getirecektir. Şayet Bahadır bir oyun ettiyse... bu defa gazabımdan kurtulamaz artık bey. Artık bey. Buyur beyim. Alpler mancınıklara göre tertip edilmişti. Tertibi bozmamak için yeni mancınıklar yapmak icap eder. Obadaki alpleri test toplayasın. Buyruk senindir beyim. Lakin nasıl yapacağız? İçimizde kim bilir yapmayı? Ben bilirim artık bey. Buyruk senindir beyim. Müsaadenle o vakit. Eyvallah. Teslim ol Turgut. Alplerine söyle pusatlarını bıraksınlar. Yoksa Aslan Hatun senle birlikte ölür. Babam sizi öldürmek istemez. Beyinle anlaşmak ister. Artık bu husumet bitsin ister. Daha fazla kan dökülsün istemez. Teslim ol ki bu husumet daha da uzamasın. İki oba arasında kardeş kanı dökülmesin. Teslim ol. Soysuz köpekler. Gayrı bu obada hükmünüz bitmiştir. İtaat edeceksiniz. Halktan gayrı kimseye itaat etmedik çok şükür. Halktan cayıp eceline susayanların da
Eceli olduk elhamdülillah. İkisini kafesli çadıra götürün. İyi misin aslında? Turgut. İyiyim Turgut, merak etme. Alplerimizin Ertuğrul Bey'le muhasarada olmasından istifade ettiler. Bahadır obasının alpleri sancarla yollayıp önden getirtmiş. Obayı kuşatıp ele geçirdiler. Siz köpekler. Turgut, akacak kan gayrı damarda durmaz. Kanımızın son damlasına kadar dayanacağız. Bizler bize mani olamayacak aslında. Konuşma da yürü Turgut Alp. Yürü. Bu mancınıkları bizzat ben yaptım. Bunlar 10 kantar taş fırlatma kuvvetindedir. Bunları tetkik etmen için sana getirdim. Başınıza yıkacağım. Bir tuzak üstüne 1000 tane dahi kursanız yine de buna mani olamayacaksınız. Ahalinin dirayetini, metanetini görünce Allah'ın izniyle zalimlerin bizi yıkamayacağına kani oldum ana. Ne fedakar, ne civan mert ahalimiz varmış. Hamdolsun. Doğru dersin kızım. Şimdi onların ocaklarına ateş düştü. Onlar dirayet gösterdi. Bize düşen de onların yanında olup ocaklara düşen bu ateşi bir nebze de olsa dindirmektir. Halime kızım. Bacılar için bir taziye çadırı tertip edelim. Acılı anaların yanında olalım ki onların dirayetini, metanetini arttıralım. Olur ana. Hafsa kızım, sen de cenaze işlerinde hatunları idare edesin. Onların yanında olasın. Cenaze aşlarına bizden de erzak götüresin. Emredersin Ayman'a. Ben ne edeyim nene?
Sen de bizimle birlikte Taziye Çadırı'na gelesin. Şehitlerin çocukları vardır. Onlar senin kardeşindir. Kardeşlik, dostluk böyle günlerde belli olur. Onların yanında olasın ki onlar da bunu bir ömür boyu unutmasınlar. Tamam mı yiğidim? Tamamdır nene. Hadi bakalım. O vakit biz de Taziye Çadırı'nı tertip etmeye gidelim. Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunsun. Hadi bakalım. Bismillah. Al çiçek. Sen savcının yanında durasın. Emrin olur Halime Sultan. Gel bakalım. Çıkın dışarı. Hala bana asi durursunuz. Sabrımın bir sınırı var, iyi bilesiniz. Bana itaat edin, ikinizin de canını bağışlayın. Nafile ümit edersin Bahadır Bey. Canımız çıksa sana itaat etmeyiz. O vakit ölüm fermanınıza mühür basarsın Aslıhan Hatun. Ertuğrul Bey'im sana bunun hesabını sormaz mı? Sultanımız yaptığını öğrendiğinde bunu sana ödetmez mi sanırsın ha? Asıl sen ölüm fermanına mühür basarsın. Ben ne devletime ne de Uç Bey'ime isyan etmedim. Ertuğrul Bey'in bana cenk var dedi, eyvallah dedim. Alplerimi emrine vereceğimi söyledim. Mancınıkları bizzat kendim yaptım. Ne oldu? He? Ne oldu? Ertuğrul Bey'iniz ne mancınıkları ne de kendi alplerini Ares'in askerlerinden koruyamadı. Ben de hakkım olan beyliği usulünce aldım. Yalan söylersin. Yalan! Onca alpimiz şehit düşerken sen neredeydin ha? Neredeydin? Benim vazifem mancınıkları yapmaktı. Emniyeti sağlamak Ertuğrul Bey'in vazifesiydi. Ben vazifemi bir hakkın yaptım. Ama Ertuğrul Bey emniyeti sağlayamadı. Yalan ağzına yuva yapmış. Alplerimizin cenkte olmasından faydalanıp otağımı bastın. Yeter. Beyhude çene çaldığınız yeter. Beyliğime daha ne kadar mani olacaktınız ha? Elbet hakkım olanı bir gün alacaktım. O da bugüne nasipmiş. Ertuğrul Bey'ime bunun hesabını vereceksin. Turgut! Art niyetli olsam ikinizi de öldürmez mi? Ertuğrul Bey'iniz benim beyliğimi tanıyacak. Aksi halde
hepiniz gebereceksiniz. Ertuğrul Bey'i ikna etmek için bizi kullanmak ister. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Destur var mıdır beyim? Gel hele artık bey. Beyim, mancınık mıdır bu? Mancınıktır yabamsı. Hay maşallah. Şunlara bakın hele. Beyimiz nasıl yapacağımızı çizmiştir. Hem de canavar gibi maşallah. Beyim, bunlar Bahadır Bey'in çizdiklerinden daha halicedir maşallah. Bizim yapacağımız bu mancınıklar yalnızca taş fırlatmayacak. Yağ fıçıları da fırlatıp başlarına ateş yağdıracağız. Madem bana kaleyi teslim etmezler, o vakit ben de o kaleyi yakıp yıkarım. Bunu çoktan hak etmişlerdir beyim. Gayrı tez elden yapmaya başlayacağız artık bey. Vaktimiz dar, işimiz çetindir. Lakin bizler Allah'ın yardımıyla her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce sahibiz. Hiçbir tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Bu işi bizzat sen idare edesin artık bey. Neyi nasıl yapacağını teferruatıyla yazıp çizdim. Tez elden işe başlayasın. Buyruk senindir beyim. Beyim, gayrı onlara kurtuluş yoktur. Bu mancınıkları keferenin karşısına dikeci beyim. Müsaaden olursa ilk mancınığı da ben atayım beyim. Onların tepelerine ilk ateşi ben fırlatayım. Atarsın bamsı. Atarsın inşallah. Hele bir o gün gelsin. Haydi bakalım. Herkes vazifesinin başına. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ أيها Kahraman Titan, kazandığın zaferle kalemizi, topraklarımızı ve imparatorluğumuzu yücelttin. Hoş geldin Kahraman Titan. Hoş geldin dostum Titan. Kanlı savaş oyununun oynandığı arenada Ertuğrul ilk darbeyi aldı. Şimdi sıra onu aslanlara atmakta. Ona öyle bir oyun kuracağım ki Ertuğrul'la yarım kalan işimiz bitecek. Aklından ne geçer Ares? Bahadır'a mektup gönderdim. Ertuğrul'u senin kuracağın tuzağa çekecek. Askerler çıksın. Tekfur Ares mektup yollamış. Bakalım ne diyor? Ne diyor Ares Çakalı Baba? Beni Ertuğrul belasından kurtaracağını yazar. Nasıl? Ertuğrul'la konuşup anlaşmak, Çavdar Bey'i olarak ona biat etmek için obama davet etmemi ister. Ne demek oluyor bu? Ne diye karışır o kefere senin işine? Bu şu demek oğul. Ertuğrul Aslan'la Turgut'un hayatını kurtarmak ve benimle anlaşmak için öyle ya da böyle buraya gelecek. Cenk vakti iç savaş çıkması, kardeş kanı dökülmesi Ertuğrul'un da işine gelmez. Ya sonra? Ama Ertuğrul buraya asla gelemeyecek. Ertuğrul'u yolda tuzak kurup öldürecekler. Ertuğrul Bahadır'ı asla affetmeyecek. Er ya da geç onu öldürmenin bir yolunu arayacaktır.
Bizim için önemli olan ise Ertuğrul'un Çavdar Obası'na gitmesi. Gider mi efendim? Gidecek. Bahadır'ın obayı ele geçirdiğini öğrenince gidecek. Ben de Çavdar yolunda ona tuzak kuracağım. Evet. Ertuğrul daveti aldığı zaman Çavdar Obası'na gitmek için bu yolu kullanacaktır. Sen de burada ona pusu kuracaksın. Ertuğrul'u öldürme şerefini bana verdiğin için sana minnettarım Dekfurares. Kalemi bırakıp gidemem Titan. O yüzden bu şerefli görevi sana veriyorum. Giderken yanına en iyi askerlerimden bir bölük al. O kadarına gerek yok Dekfurares. Ertuğrul kolay lokma değil Titan. Bunu daha önce de yaşadım ve işimi şansa bırakmayacağım. Sana güvenmediğim için değil. Ama şeytanın bacağını kırmak için dediğimi yapacaksın Titan. Sen nasıl istersen. Ertuğrul'un kellesini sana getireceğim. Nobis cum Deus. Tanrı bizimle olsun Titan. Nobis cum Deus. Kurtulmalıyız. Onları durdurmazsak çok kan dökülecek. Az kaldı aslan. Müftülerden kurtulacağız. Hadi bismillah. Turgut. Aslan yerine gir. Kükreyen aslan gibiydiniz otağınızda. Bakıyorum da imdi kuzu kesilmişsiniz. Senin de tasmanı tutan sahibinin de kellelerini otağın önünde sallandırdığımız vakit aslan kimmiş, kuzu kimmiş göreceksin. Hayırdır oğul? Karalar bağlamışsın. O itin kellesini biz almalıydık baba. Ares'in bizi ne büyük bir beladan kurtardığını hala anlamaz mısın Sancar Bey'im? Elimize uç beynin kanı bulanmayacak. Sultanın öfkesini üzerimize çekmeyeceğiz. Anan doğru söyle. Ertuğrul için elimizi kirletip devletimizle ters düşmeye gerek yoktur. Senin payına da Turgut'un kellesi düşecek artık. Buyruk senindir beyim.
Kaya Tekin! Buyur beyim. İmdi Kaya Obası'na var. Ertuğrul Bey'e bütün beylerin biatını alarak Çavdar Obası'nın beyi olduğumu, yarın kendisiyle görüşmek üzere otağıma davet ettiğimi söyle. Buyruk senindir beyim. Talimhanede işler nasıl gider artık bey? Herkes canhıraş çalışmaktadır beyim. Ben de başlarında durup tez bitmesi için elimden ne geldiyse yapmaktayım. Eyvallah. Hepimiz gayret ederiz. Hepimiz bir işin ucundan tutarız beyim. Yetiştireceği evvelallah. Sen merak etmesin. Eyvallah kardeşim. Turgut Alp'ten haber var mıdır? Haber yoktur beyim. Gelmemiştir. Hayır olsun inşallah. Destur var mıdır beyim? Gel Dumrul. Bize emretmişsin beyim. Sizi kale kapılarını ve nikah yolunu tutmanız için vazifelendirmiştim. Hiç gelen giden, giren çıkan oldu mu? Biz aklerle tuttuğumuz kapıdan gözümüzü bile ayırmadık beyim. Kimse girip çıkmamıştır. Kimse gelip gitmedi beyim. Bizim durduğumuz yerde de kuş bile uçmadı beyim. Madem tutulan kapılardan hiç kimse girip çıkmamıştır, o vakit gizli bir giriş çıkış vardır. O çıkıştan çıkıp baskını yapmışlardır. Aksi halde mancınıkların olduğu yere kadar ulaşmaları mümkün değildir. Ne düşünürsün beyim? Atsız mutlaka bir şeyler öğrenmiş olmalı. Eğer başarabilirse gizli çıkışın yerini bize söyleyecektir. Lakin biz de boş durmayacağız. Bamsı, Alpleri tez vazifelendir. Kimseye belli etmeden gizli giriş çıkışı arasınlar. Buyruk senindir beyim. Burayı bulursak Ares'in bütün umutları yok olacak. Ondan gayrı bizim pençelerimizi beklemekten başka bir şey kalmayacak. Ne var tüccar Niko? Ne istiyorsun? Efendim sizinle Hanlı Pazar hakkında konuşmak için geldim. Biliyorum Niko, kaleme hapsoldun. Buraya ticaret için, altın için geldin ama Ertuğrul savaş istedi. Biliyorum ki zafer bizim olacaktır efendim. Bundan hiç şüphem yok. İşte bu yüzden Nikea'ya gidip hazırlıklarımı kuracağınız yeni düzene göre yapmak isterim. Gidip gelmene tahammül edemem Niko. Sana burada ihtiyacım var. Hem kalenin altınlarından da sen sorumlusun. Efendim savaşın ne kadar süreceği belli değil. Yeter! Bana burada lazımsın dedim. Yarın Ertuğrul ölecek. O öldüğünde sen de yanımda olacaksın. Sonra da Hanlı Pazar'ın başına geçeceksin. Beni emretmişsiniz efendim. Dualarını eksik etme Niko. Bu savaş çabuk bitsin. Dualarım hep sizin için efendim. Kapı. Gregorius.
Gizli geçitten çık, Alplere gözükme. Bu mektubu imparatora götür. Kaçmaya çalışırsınız. Aslan dikkat et. Atlar! Soysuz! Aslan! Seni soysuz! Turgut! Bırak! Yerden diz çöktürecek. Lakin bu defa eylem başınızı kimse kurtarmayacak. Sırtınızı yasladığınız Ertuğrul Bey'inizin buraya gelebileceğini mi sanırsınız ha? Onun işi çoktan bitti. Defol git buradan Sancar. Defol git. Sen hiç konuşma. Kadın başına boyun aşan işlere kalkıştın. Herkesi birbirine düşürdün. Tüm bu olanlar senin inadın yüzünden. Beylik sevdan yüzünden oldu. Acılar yaşatacağım ki ölmek için bana yalvaracaksınız. Atlar, şu ikisini zincirleyin. Başlarına da nöbetçi koyun. Son söz. Belanı bulacaksın. Bırak. Buyurduğun gibi şehitlerimizin cenazeleri için elimizden ne gelirse yapmaktayız. Eyvallah ana. Bundan gayrı şehitlerimizin evlatları benim evlatlarımdır. Benim evlatlarım ne giyerse onlar da onu giyecek. Benim evlatlarım ne yerse onlar da onu yiyecek. Evlatlarımızı iyi yetiştirip onlara iyi bakalım ana. Allah senden razı olsun oğul. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Eyvallah ana. Sırtındaki yük ağırdır bilirim. Bu yolda önüne bir sürü engel çıkacaktır. Lakin Rabbimiz bizlere, Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük
yüklemez diye buyurmuştur. Ben Allah'ın adaleti için yürürüm ana. Bir kez Allah dedim mi, bütün zorluklar geride kalır evelallah. Şimdi bir çıkış kapısı dilerim Rabbimden. İnanırım. İnşallah bana o kapıyı da açacaktır. Rabbim buyurur ki, her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Niyetin halistir. Niyetin rızayı ilahidir. Allah sana muhakkak bir çıkış kapısı gösterecektir oğul. Ana, müsaade edersen bir namaz kılıp dua edeyim. Allah kabul etsin. Amin ana. Tüccar Niko, senin burada ne işin var? Niko değil, atsız. Senin adaletin için yaşayıp senin adaletin için cenk etmeye talibim. Beni düşmana karşı mağlup, obama, devletime, soyuma karşı mahcup eyleme. Ya Rabbim, sen ki olmazları olduransın. Rızan için çıktığım bu yolda beni muzaffer eyle. Bütün kapıları açma kudreti yalnız sendedir. Bana da bir çıkış kapısı göster. Adı görklü Peygamber Efendimizin hürmetine dualarımı kabul eyle. Tekfurares'in emriyle bu mektubu imparatora götüreceğim. İsmini söyle. Gregorius. Gizli geçitten çık, Alplere gözükme. Bu mektubu imparatora götür. Gregorius. Tamam, geç.
Destur var mıdır beyim? Gel hele Bamsı. Beyim, Bahadır Bey Alp'ını göndermiş. Sana bir hediyeci varmış. Bahadır Bey mi? Turgut nerededir o vakit? Bilmem beyim. Bu Alp tek başına gelmiştir. Gelsin bakalım. Hem de öğreniriz. Eyvallah beyim. Gelsin! De hele. Size Bahadır Bey'in selamlarını getirdim Ertuğrul Bey. Beyin nerededir? Çavdar Obası'ndadır. Bahadır Bey'in bütün beylerin biatini alıp obanın beyi olmuş ve otağı kurulmuştur. Yarın sizinle de görüşmek için otağına davet eder. Ne demek bey olmuştur? Ne demek? Aslan Hatun'la Turgut Alp nerede? Bahadır Bey'im sizinle konuşup anlaşana kadar Aslan Hatun'la Turgut Alp'i alıkoymuştur. Beyim, beyim nedir bu? Turgut kardeşimle Aslan Hatun'u alıkoymuşlar. Demek beyin olacak o soysuz, biz cenk yerindeyken bu yüzden kaçtı. Biz cenk yerindeyken otağa gidip kahpeci ele geçirdi, öyle mi? Bize hem ihanet hem de isyan etti. Git ona de ki, Ertuğrul Bey otağa gelecek. Lakin anlaşmaya değil, boyunu aşan suçlarının hesabını görmeye gelecek. Bilsin ki bu defa altından kalkamayacak. Haydi. Beyim, beyim, bu it Aslan Hatun'la Turgut kardeşimi alıkoymuştur. Biz de bu iti alıkoyduk beyim. Soysuzun iti de olsa elçiye zeval olmaz. Bırak gitsin. Bırak gitsin de dediklerimizi Bahadır'a söylesin. Söylesin ki Bahadır onu nasıl bir fırtınanın beklediğini bilsin. Hayırdır o? Bahadır denen o soysuz ana Turgut'la Aslan Hatun'u obada alıkoymuş. Ne dedin? Alçak soysuz. Cenk yeri yanıp tutuşurken bu nasıl bir kahpeliktir böyle? Ares'le işbirliği yaptı ana. Beylik ihtirası yüzünden devletimize ihanet etti. Mancınıkların yanmasında da onun parmağı vardır ana. Hainlik onun damarlarına işlemiş ana. Lakin pusatımla o hainliği oluk oluk dökeceğim. Bamsı hazırlan, gidiyoruz. Buyruk senindir beyim. Bana vekaleten cenaze namazını artık ben iştirak etsin. Taziyede de şehit yakınlarını yalnız komasın. Siz de hatunları boş komayasınız. Merak etme oğul. Merak etme. Yokluğumuzu hissetmesinler. Rabbim, felaketlerin ardı arkası kesilmez olur. Sen Ertuğrul Bey'ime güç kuvvet ver.
Çağdor Ovası yolunda pusu kurulacak en doğru yer burası. Ertuğrul geldiğinde onu hızla kuşatacağız. Bu da pusuya düştüğünde bu kez kurtulamayacak. Herkes yerlerine geçsin. Gel bakalım Ertuğrul Bey. Kılıcım nihayet güçlü bir Türk'ün kanıyla sulanacak. Atal. Hayrola atsız. Mühim havadislerim vardır Ertuğrul Bey. Kalede gizli bir geçit var. Ares imparatora bir ulakla mektup göndermekteydi. Ulak kaleden çıkmadan yakalayıp onun kılığında geçitten çıktım. Mektubu da ele geçirdim. Eyvallah. Burada Bahadır Bey'le çevirdikleri işlerin hepsi yazılı. Sana da tuzak kurmuşlar beyim. Vaktinde yetiştim şükür. Demek bu yüzden bana ulak gönderip beni obasına davet etti. Yolda pusulanıp bana tuzak kurmuşlardı. Kaybedecek vakit yoktur atsız. Tez vakitte bu soysuzun elinden Aslan Hatun'la Turgut Alp'i kurtarmak icap eder. Sonrasında da hesabını göreceğiz. Onların nerede pusulandıklarını bilirim beyim. Devamlı gidip geldiğimiz yola kurmuşlardır. Eyvallah. İleride Çavdar Obası'na giden bir yol daha var. Bamsı Abdurrahman ben o yoldan Çavdar Obası'na varacağız. Siz de diğer yoldan gidip pusularını başlarına yıkasınız atsız. Merak etme beyim. Onları tuzak içinde tuzağa düşürürüz evelallah. Eyvallah. Günkurt, Dumrul. Ares'in askerlerinin işini bitirdikten sonra ters Çavdar Obası'na varasınız. Bir kısmınız obanın etrafını sarsın, bir kısmınız daha içeri girip teyakkuzda beklesin. Buyruk senin beyim. Atsız, sen de askerlerin işini bitirdikten sonra muhasaradaki alplerin yanına varasın. Çavdar Obası'nda işimiz bittikten sonra biz de yanınıza geleceğiz. Bu gece geçitten geçeceğiz. Bu iş bu gece bitecek atsız. Alpleri ters tertip edersin. Allah yar ve yardımcımız olsun alpler. Amin. De haydi. Ya Allah. De, de. Şu Ertuğrul'un ölüm haberini de hayırlısıyla bir alsaydık. Bekledikçe yay gibi gerilirim. Ne diye gerilirsin? Öyle ya da böyle Ertuğrul ölecek. Öyle dersin de beyim. Senin de ahvalin pek rahat değil gibidir. İçini kurtlar kemirmektedir. Senin dilinin altında bir şey var hatun. Öyle imalı imalı konuşma. Ne diyeceksen apaçık deyiver. Beyim, bu Ertuğrul 9 canlıdır. Ya tuzağa aşıp gelirse? Ya o tuzağı Ares'le senin kurduğunu anlarsa? Gayrı dananın kuyruğu çoktan kopmuştur hatun. Eğer Ares'in tuzağından kurtulur ve benim beyliğimi tanımazsa, o vakit Ertuğrul'un ölümü benim elimden olur.
Gel bakalım. Bu kez kurtulma şansın olmayacak. Alpler yaklaşıyor ama işlerinde Ertuğrul yok. Ne demek Ertuğrul yok? Eminim efendim, onu göremedim. Herkese baktık. İşlerinde Ertuğrul yok. Tuzak olduğunu anlamış olmalı. Alplerini göndermiş. Kendisi Çağdar Obası'na gidiyor. Ne yapacağız? Hepsini öldürün. Atımı getirin. Ben Çağdar Obası'na gidiyorum. Her ne olursa olsun, Ertuğrul bugün ölecek. Benimle gelin. Bir dert bitmeden diğeri başlar. Ne vakit elimizi bir şeye uzatsak başımıza bir bela musallat olur. Ertuğrul'un Bahadır denen o yılana eğri yoldan doğru yola girsin diye bir kapı açtı. Lakin o bu kapıyı kendi yüzüne kapattı. Bunun da bedelini ödeyecektir tabii. Aslıhan Hatun'la Turgut Alp'i alıkoymak, otağa kurulmak da ne ola ana? Meğer ne pis işler çevirirmiş. Ama görür o. Ertuğrul Bey'im onun da hakkından gelecektir elbet. Gündüz'üm. Ana. Gündüz'üm, konuştun mu kardeşlerinle? Konuştum ana. Hepsini teselli ettim. Bir derdiniz olursa bana gelin dedim. İyi etmişsin Gündüz'üm, aferin. İyi etmişsin. Hafsa kızım. Cenaze aşları için her şey tamam edildi mi? Her şey hazır ana. Kazanlar kaynadı, aşlar hazır edildi. İyi o vakit. Biz de ahaliye, taziyeye gidelim. Hadi Gülsüm, gel. Bakayım sizi soysuzlar. Ya! Haydın Alpler! Haydın Alpler! Gaza vaktidir! Nefes aldırmayın kefeneye! Oh!
O ne? Bunların arasında Titan yok. Gidip gizli geçidi kapattırabilir. Atımı getirin. Tez varıp gizli geçidin kapısını tutacağım. Titan'a mani olmalıyım. Orada Ertuğrul Bey'i bekleyeceğim. Bahadır Bey'in işini bitirip siz de sağ salim gelirsiniz inşallah. İnşallah. Ertuğrul Bey hala gelmedi. Er ya da geç gelecektir. Ertuğrul'un obamız için tezgahladığı bütün oyunları bozdun beyim. İnşallah Konya'daki oyunları da bozacağım. Ertuğrul'un nasıl hırslı, nasıl kindar bir adam olduğunu sultanımız da öğrenecek. İnşallah, inşallah. Beyim. Ertuğrul Bey. İki alpiyle obaya doğru gelmekte. Nasıl kurtuldu baba? Nasıl olur bu beyim? Buraya dirisi değil, ölüsü gelmeliydi. Belki de tuzağa hiç düşmedi. Eğer öyleyse her şeyi bilerek geldi buraya. Hele bir otağa davet edelim. Sonrasına bakacağız. Eğer her şeyi biliyorsa otağım onun mezarı olacaktır. Sancar, sakın ola ki oyunumuzu belli etmeyesin. Öfkene, kinine gem vurasın. Yoksa bu otağı hepimizin mezarı olur. Anladın mı beni Sancar? Anladım baba. İyi. Kayatekin. Buyur beyim. Sen de Aslıhan'la Turgut'un başında olasın. Gözünü dört açasın. Buyruk senin beyim. Alpiyle sağ salim geldiğine göre tuzağa düşmemiş. Ona beyliğini kabul ettirmenin bir yolunu bulmalısın beyim. Bu işin sonu hayır değil. Eğer onu otağda öldürürsen sultanı karşına alırsın. Devlete baş kaldırmış olursun, bunun bedeli daha da ağır olur. Oğlunu sürgüne değil, alplerini toplayıp isyan çıkarmaya göndermiş. Eceli ayağına gelmiştir beyim, geri çevirmek olmaz. Onun aflasına taflasına bakın hele. Sanki iki alpıyla değil bir orduyla geldi.
davetime icabet edip geldiğin için var olasın Ertuğrul Bey. Hele buyur. Senin için hazırlık yaptık. Konuşup güzel bir yemek yiyelim ha. Turgut'la Aslan nerede? Merak etmeyesin. Sıhhatleri yerindedir. Hele konuşacaklarımızı bir konuşalım. Onları da aş yemeye davet ederiz. Hele buyur. Abdurrahman. Sen kapıda bekleyesin. Buyruk senindir beyim. Ayakta kalın. Şimdi bana diyesiniz. Ben Cenk'teyken himayem altındaki Çavdar Obası'nda neler oldu? Obamızın iç meselesi vardı, halloldu. Ben hakkım olan beyliği aldım. Olan budur. Turgut'la Aslan'ı merak etmeyesin. Benim beyliğimi tanıdıktan sonra ikisini de sana teslim edeceğim Ertuğrul Bey. Hangi beylikten bahsedersin Bahadır Bey? Kardeş kanı dökerek almaya kalktığın beylikten mi? Bilmez misin? Kanla gelen kanla gider. Hakkımız olanı almak için toy hakkı bile tanımadın. Kanımızdan olmayan birini obanın başına bey yapmak istedin. Beyliğime boyun eğmeyen birkaç densiz hak ettiğini buldu. Hepsi bu. Ya Aslan Hatun'a sadakatle bağlı olan beyler. Niye susarsınız? Ares'in Hamlı Pazar'ı alması için verdiği altınlarla dilinizi mi bağladı Bahadır Bey? Deyin hele. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Biz satılık değiliz. Hakkı ve töreyi çiğneyecek kadar satılıksınız. Çavdarların adını kirlettiniz. Şerefini çiğnediniz. Aliyar Bey'in aziz hatırasını mahvettiniz. Ertuğrul Bey! Ertuğrul Bey, benim obamda, benim makamımda oturmuş haddini aşarsın. Alplerimi emrine verip seninle cenk etmek isterim. Sen iftira etmeye devam edersin. Savaş ganimetim olan altınların
Ares'in olduğunu nereden çıkardın? Beylerimi aşağılamana müsaade etmem. Obalarına ve törelerine sahip çıkmayarak ne kadar aşağılık olduklarını gösterdiler. Sen de yaptığım mancınıklara sahip çıkaydın. Ares hepsini yakıp yıktı. Her seferinde Ares keferesinin tuzağına düştün. Ancak her şeye rağmen devletimizin ve de senin yanında olmak isteriz. Obamdaki herkes şahit olsun. Beyliğimi kabul et, meseleyi sulh içinde çözelim. Evvela Turgut Alp'le Aslıhan Hatun'u buraya getiresin. Sonra da Tekfur Ares'le yaptığın işbirliğinin ve ihanetin cezasını keseceğim. Beyiniz nihayet geldi. Çok şükür. Çok şükür. Nerede Dirim'de? Otağda. Bahadır Bey ile istişare eder. İstişare demek. Ne oldu? Başka ne olacaktı ya? Hı? Siz bizi muhafaza etmeye bırakın da gidin beyinizin kellesini kurtarmaya bakın. Hiç öyle umutlanmayın. Bahadır Bey'in beyliğini kuzu kuzu tanıyacak, o da siz de uslu olacaksınız. Yoksa akan kan da, giden can da sizden olur. Bizi uslandırmak isteyenleri çok işittik. Lakin hepsinin pusatımızda kan izleri var. Biz hiçbirine benzemeyiz. Bunu hala öğrenemedin mi Turgut? Bizim için kahpelerin hepsi birdir. Merak etmeyesin. Size ayrı muamele etmeyeceğiz. Akıbetiniz onlar gibi olacak. İkinize de konuşmak yasak. Anlaşıldı mı? Ne işbirliği? Hanlı pazarın altınları gözlerinizi boyamış beyler. Ares'le işbirliği yapan bu adamı şerefli çavdarların beyi yapmaya kalktınız. Kalenin muhasarası için yaptırdığım mancınıkların yakılmasının ve dahi alplerimin öldürülmesinin müsebbibi Bahadır Bey'dir. Ares'le devletimize karşı şerde ittifak etmişlerdir. Elimde tuttuğum bu mektup Ares'in imparatora her şeyi bir bir anlattığı mektuptur. Yalandır. İftira edersin.
Bahadır'la nasıl iş çevirdiğini, buraya gelirken bana pusu kurup beni nasıl öldüreceğini, her şeyi bir bir anlatmış. Gayrı, ne af dilemeniz sizi kurtarır, ne de yalvarmanız. Sizler de Bahadır Bey gibi ihanetinizin bedelini ödeyeceksiniz. Yalan. Hala iftira edersin. O mektup düzmecedir. Boşuna inkar edersin Bahadır Bey. Kalenin içinde casusum vardır. Senin de Ares'inde çevirdiğiniz kirli işler bir bir ayyuka çıkmıştır. Ben devletime ihanet etmedim. Etmem de. Ama böyle devam edersen senin kelleni alırım, iyi bilesin. Atamızın adını, soyunu devam ettirmek isteriz biz. Buna sen mani olamazsın. Şerefli Çavdar Boyun'un yürüdüğü yolu kirlettiniz. Bunun bedelini canınızla ödeyeceksiniz. Ertuğrul diğer Türk obalarını bir arada tutuyor. Ondan güç alıyorlar. Hepsi ondan cesaret alıyor. Obalar zayıf. Ertuğrul olmazsa ayakta kalamazlar. Ertuğrul öldüğünde Türk obaları dağılacak. Biz de fırsatı değerlendirip harekete geçeceğiz ve hepsini buradan def edeceğiz. Hanlı Pazar ne olacak efendim? Orayı da ele geçirmenin vakti geldi. Bu gece Hanlı Pazar'a bir baskın düzenleyeceğiz. Türklere ikinci ölümcül darbeyi vuracağız. Döndüğümde herkese büyük bir şölen vereceğim. Efendim, iki askerimiz kayıp. Ne demek kayıp? Nereye giderler? Bilmiyorum efendim. Hiçbir yerde bulamadık. Bizzat ben ilgileneceğim efendim. Oğlumu öldürdün. Ben de senin soyunu kurutacağım. Obanı yakıp yıkacağım. Evlatlarının kellesini mızrağımın ucuna geçirip obanın ortasına dikeceğim. Geber! Bana tabi olmazsan kelleni alırım dedim Bahadır Bey. Şimdi bedelini ödeme vaktidir. İçeriden ve dışarıdan kuşattık. Obanın hakimiyeti bizdedir. Buyruğunu bekleriz. Eyvallah yiğitler. Bahadır Bey'in alplerinin pusatlarını alın. Alpleri de bağlayın. Buyruk senin beyim. Buyruk senin beyim. Bamsı, sen de Aslan Hatun'la Turgut Alp'i getiresin. Memnun olur beyim. Thank you.
başlının başını alıp Dizli'ye diz çöktüreceğim diye and içmişti. Başlının başı pusatımdadır. Şimdi içinizde diz çökmeyen var mı? İyi misin? Size konuşmak yok demedim mi? He? Açmayacaksınız ağzınızı! Sen ne edersin iteni? Dilimizi mi keseceksin ha? Çok konuştun. Yettim kardeş! Cehennem yoldaşlığı edersin. Cesetlerin kokusu her yeri sarmıştı efendim. Geldiğimizde bunları böyle bulduk. Kim yaptı bunu Kostas? Kim? Bu işin arkasında Ertuğrul var efendim. Nasıl yani? Bana Ertuğrul'un kalenin içinde bir adamı olduğunu mu söylüyorsun? Evet efendim. Kim o zaman Kostas? Kim o? Onu bana bul. Kalenin içindeki herkesi sorguya çek. Bütün yeni gelen askerleri, herkesi, kalenin dışındaki sivilleri bile. Onu bana bul. Emredersiniz efendim. Canımızı bu soysuzun eline bırakmadın. Eyvallah kardeşim. Kardeş, senin canın benim canımdır. Bırakır mıyım hiç? Beyimiz o Bahadır Yiğit'in işini gördü mü? Gördü kardeş. Görmez olur mu? Aslan altını çözesin. Otağa gidelim. Ertuğrul Bey'imiz bizi bekler. Söyle. Efendim, Ertuğrul Bey obayı ele geçirmiş. Bahadır Bey ve oğlunu öldürüp beylere diz çöktürmüş. Bahadır Bey'in alplere teslim olmuş. Kahretsin. Nasıl olur bu? Ertuğrul buradan kaleye gidecektir. Kaleyi savunmak için içeri girip gizli geçidin kapısını kapamamız gerek. Hemen herkes kaleye. Çabuk! Thank you.
Gizli geçidin yeri şurasıdır. Ertuğrul Bey geldiğinde de gireceğiz. Fetih bu gece tamamlanacak inşallah. Ares benim kalede olmadığımı öğrenince işkillenip geçidi kapattırabilir. Titan her an gelebilir. Burada pusuya yatacağız. Dua edelim de Ertuğrul Bey yetişsin. Töremizde hainler için tek bir hüküm verilmiştir. O da ölümdür. Bu hain gem vuramadığı ihtirasının bedelini canıyla ödemiştir. İyi bakın. Her kim menfaati uğruna, ihtirası uğruna töreyi çiğner, ihanet ederse o vakit kellesi elimde olacaktır. Allah senden razı olsun beyim. Eyvallah Turgut'um. Allah razı olsun Ertuğrul Bey. Hızır gibi yetiştin. Obamı hainlerden kurtardın. Sağ olasın. Eyvallah Aslan Hatun. Hain kalbi hançer yemeden rahat durmayacaktı. Gayrı. Beylik senindir Turgut Bey. Bundan gayrı buyruk senindir obamda. Hakim beyim. Bundan gayrı Çavdar Obası'nda hüküm Turgut Bey'indir. İtaat gösterin. İtaat etmekle bütün kabahatlerinizden sıyrıldınız sanmayın. Elbet yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bunların hükmünü cenkten sonra vereceğiz Turgut Bey. Buyruk senin beyim. İçimizde bir tane hain kalmasa dışarıdaki bin tane soysuzun gücü bizi yıkmaya yetmez. Hainin kellesini aldık. Şimdi sıra düşmanın kellesini almaya geldi.